Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyi yaratmış. Ona bir düzen vermiş. Belli bir ölçü ile takdir etmiştir. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Subhanallah. 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 Subhanallah, elhamdülillah, 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 maşallah. Her şey şeytanın Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyi yaratmış. Ona bir düzen vermiş. Belli bir ölçü ile, belli bir ölçü ile takdir etmiştir. Şimdi bakıyorsun Allah Celle Celaluhu her şeyi dileyip yaratmış mı? Yaratmış. Yani yok yok. Yani yüz zeminde yok yok. Yani yok yok yani yok yok yok. Her şeyi ne her şeyi dileyip yaratmış. Ve yaratırken şeytanın Allah'ını Rahman ve Rahim olan Allah'ın ona bir düzen veriyor. Yani yarattıktan sonra ona bir ne yapıyor? Düzen veriyor. Ona bir düzen veriyor. Belli bir ölçü ile takdir ediyor. Belli bir ölçüyle. Yani Allah'ın her işi, her şunatı bir ölçüyle. Bir ölçü, ölçü. Allah her şunatı bir ölçü ile. Her işi bir ölçü ile. Sonra ne diyor ayet-i kerimede? Sonra bir ona bir ölçü ile takdir etmiştir. Allah 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 Subhanallah 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 Subhanallah, 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 Allah Allah, Allah Allah. Her şeyi şeytandan Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyi yarattı. Ona bir düzen verdi. Belli bir ölçü ile takdir etti. Etmiştir. Allah önce ne yapıyor? Yaratıyor. Sonra düzen veriyor. Sonra belli bir ölçü ile takdir ediyor. Yani Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak alemlerin Rabbi olan Allah her şuanatı yani her şuanatı her işi bir ölçü ile Allah ölçü ile iş yapıyor. Her işi öyle her şuanatı öyle bir ölçü ile bir mizan bir intizam bir muvazane bir muntazam, her şunatı, her işi bu şekil. Alemlerin Rabbinin her işi bu şekil. Allah'ın her işi bu şekil. Her işi bu şekil. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah.
Subhanallah. Şimdi mesela önümde bir tane çay makinesi var. Bu çay makinesi bile Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle var olmuş. İzniyle üretilmiş. İzniyle. Yani bundaki hassas ölçüyü Cenab-ı Hak takdir etmiş. Nasıl? Nasıl takdir etmiş? Hemen tefekkür edelim. Tefekkür edelim. Şöyle. Mesela şimdi karşımdaki bu çay makinesi olağanüstü bir ayarla ayarlanmış. İşte düğmeye basıyorsun. Yani önce bir hesap kartı veya kredi kartını temassız okutuyorsun. Oradan bir 4 lira alıyor. 4 lira alıyor. Ondan sonra düğmeye basıyorsun, sana çay veriyor. Ne kadar mükemmel bir ölçü ile üretilmiş. Ama bunu üreten kişi bunu üretmeden önce ne yaptı? Ne yaptı? Fikir üretti, düşündü, taşındı. Ondan sonra artık mühendisler bir heyet halinde araştırdılar. Ondan sonra düşündüler, fikir ürettiler. Zihinlerinde bu çay makineyi hayal ettiler. Nasıl yapabiliriz diye, nasıl ederiz diye. Nasıl ederiz diye düşündüler, taşındılar, düşündüler, taşındılar, araştırdılar, soruşturdular, okudular, yazdılar, plan yaptılar, proje yaptılar, çizdiler, okudular, yazdılar. Ama sonra bu makine ne oldu? Üretildi. Ama bütün bilim adamları bunları yaparken düşünmeleri, fikir üretmeleri, insanın düşünebilme yeteneği, İnsanın fikir üretebilme istidadı insanın kendisine ait değil. Alemlerin Rabbine aittir. İnsanın kendisine ait değildir. Evet, insanın fikir üretebilme kabiliyeti, insanın düşünebilme maharatı, insanın kendine ait değildir. Yani haşa ve kella, Allah'tan bağımsız kendinin değildir. Yani Allah'tan başka bağımsız bir iktidara düşünebilme yeteneği Allah'tan bağımsız bir fikir üretebilme kabiliyetine, maharatına, istidadına sahip değildir. Düşünebilme, fikir üretebilme. Bunlar, bu kabiliyet, bu sıdatlar alemlerin Rabbine ait ve Allah ilhamıyla mühendisler bu kahve makinesini fikir üreterek, düşünerek üretebilirler, üretiyorlar. Yani Allah'ın
düşünebilme, fikir üretebilme, akıl, şuur, bunlar hepsi Allah'ın ruh, Allah'a ait ruhlardır. Yani insana emaneten verilmiş ama Allah'a ait, Allah'a ait insan ruhlarıdır. Şimdi Cenab-ı Hak demek ki neymiş? Mühendisler bu çay makinesini üretebilmeleri için demek ki neymiş? Mühendisler bu çay makinesini üretebilmeleri için Allah'ın izniyle düşünebildiler. Allah'ın ilhamıyla fikir üretebildiler. Allah'ın izniyle bu makineyi üretebildiler. O zaman bu makine kimin olmuş oluyor? Yani kimin bu makineyi kim üretmiş oluyor o zaman? Alemlerin Rabbi üretmiş oluyor. Kimin için? Bizim için. Kimin için üretmiş oluyor? Bizim için üretmiş oluyor. Evet, demek ki neymiş? Alemlerin Rabbi olan Allah bu makineyi üreten gerçek, bu makinenin gerçek hakiki sani hakimi kimmiş? Mühendisler değil. Hakiki bu ürünün sanatkarı kimmiş? Sani hakim imiş. Evet. Yani demek istediğim şu. Bu bu makineyi kimin izniyle mühendisler kimin izniyle bu makineyi ürettiler? Allah'ın izniyle ürettiler. Şimdi Allah'ın izniyle düşünebilirler. Allah'ın ilhamıyla fikir üretebilirler. Çünkü beşerin düşünebilme kabiliyeti beşerin kendisine ait değildir. Düşünebilme, fikir üretebilme kabiliyeti beşerin kendisine ait değildir. Sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bize emaneten verilmiş. Demek ki o zaman mühendisler ne oluyor o zaman? Allah'ın izniyle fikir üretebilirler. Düşünebilirler. Allah'ın izniyle fikir üretebilirler. Ve bu ürünü de Allah'ın izniyle ürettiler. Yani bu ürünün asıl sanatkarı kim olmuş oluyor? Bu ürünün asıl sanatkarı alemlerin Rabbi olan Allah olmuş oluyor. Evet. Bu ürünün asıl sanatkarı alemlerin Rabbi olan Allah olmuş oluyor. Evet, bu ürünün asıl sanatkarı alemlerin Rabbi olan Allah olmuş. Demek ki bu ürünün asıl sanatkarı kimmiş? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Evet, bu ürünün asıl sahibi kimmiş? Allah'mış. Çünkü Allah o mühendislere fikir üretebilmelerine izin vermeseydi fikir üretemezlerdi. Onların düşüncelerine ilham etmeseydi bu çay makinesini
planını, projesini çizemezlerdi. Çünkü insanın, beşerin düşünebilme kabiliyeti, beşerin karşılıklı Allah'tan bağımsız, kendisine ait değildir. Kendisine ait değildir. Haşa ve kella. Eğer kendisi Allah'tan bağımsız, kendisini bu özellikler, bu uzuklar kendisine ait olduğunu varsaymak, o kişi kendini ne yapmış olur? Taştırıyor. Haşa ve kella. O kişi ne yapmış olur? Kendini ilahlaştırmış olur. Haşa ve kella. Ve o kişi ne yapmış olur? Şirk içerisine girmiş olur. Ve o kişi ne yapmış olur? Kendini putlaştırmış olur. Onun için o zihin, o düşünebilme kabiliyeti ve o fikir üretme, bunlar hepsi düşünebilme kabiliyeti, fikir üretebilme istidadı. Bunların hepsi alemlerin sahibi, alemlerin Rabbidir. Ve Allah ilham ederek beşer fikir üretebiliyor. Allah izin vererek ve vererek insan düşünebiliyor. O zaman ne olmuş oluyor? Bu ürün mühendisler Allah'ın izniyle üretiyorlar. Allah'ın izniyle denilmezse, işte mühendis üretti denilse, Allah'ın izniyle üretti denilmezse, sadece ve sadece mühendis üretti denilse, o zaman ne olur? Şirk olur. O mühendisi putlaştırılmış, ilahlaştırılmış olur. Bu da şirktir. Onun için bu yanlış bir cümle. Mühendis üretti değil, mühendis Allah'ın izniyle üretti denilmesi zaruridir. Çünkü aksi şirktir. Şirktir.